Sevgili arkadaşlar, Bir Yaşamın İzinde programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün benim hayatımda çok kıymetli, çok özel bir yere sahip olan Kalan Müzik'te ve Kalan Müziğin yaratıcısı Hasan Saltık'la birlikte bu macerayı, bu serüveni konuşacağız. Hasan Saltık'ın izini süreceğiz. Yaşamın İzinde başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Hasan abi merhaba. Merhabalar. Yuvanı bize açtığın için çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben çağırdığınız için teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için yani. Hasan Saltık bizim açımızdan köklerine bağlı arşivci ve müzik alanında da Türkiye'de özellikle gelişen teknolojiyi de düşünerek yeni ufuklara her zaman açık olmuş, değişimi, dönüşümü yakalamış bir insan. Background'ına baktığımızda birçok isme öncülük etmiş, onların müzikal hayatını kaliteli standartlara taşımak için çalışmış bir insan. Bu serüveni senden dinlemek isteriz. Kalan Müzik serüvenini senden dinlemek isteriz. Kalan Müzik serüveni tamamen tesadüfi bir şey. Yani bilinçli, böyle planlı, kurulmuş bir şey değil. Ben askerden geldikten sonra o bir dönem Almanya'da, Avrupa'da işte Alevi geceleri, Federasyon geceleri, buralarda birçok işte Arif Sağlar, Rami Saltıklar, Musa Eroğlu'lar. Bunlar turnelere giderlerdi. O dönemlerde 80'lerin sonuydu. Plak şirketi kurmuşlar. İşte Rami Saltuk ayrı kurmuş. Arif Sağ ayrı kurmuş. Rahmetli Mulis Akarsu ayrı kurmuş. Ben de işte Rami Saltuk babamla amca çocukları olduğu için hani ben de reklam ajanslarında çalışıyordum. Bir de gemilerde ofis boyluk yapıyordum. Hani gene bir gemi bulurum da Amerika'ya giderim diye. Geçici bir süre telefonlara bakmaya başladım. Geçici bir süre telefona baktım. Plakçılık burada işte bir plak ama Rami Saltuk işte kendi albümünü yapmış. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. O sırada çarşıdaki o dönem kaset furyası vardı Anadolu'ya. Sadece TRT kanalı vardı. Özel televizyonlar da yoktu. İnanılmaz derecede kaset albüm tırlarla Anadolu'ya kasetler gidiyordu. En ufak kaset 100 bin satıyordu yani, diye hatırlıyorum yani. Evet, yani ne yapsan böyle bir haber çıksa veya bir radyoya çıksa bir şarkısı. Böyle bir durumlar. Sonra inanılmaz da paranın kazanıldığı dönemler o dönemler. Ulan diyorum, bu benim konservatuara geçmişim de olduğu için bir yıl. İşte ben ilk Tunceli'den geldikten sonra dersimden. İşte konservatuara yazmışım. Bir yıl hazırlıkta okuyabilmiştim. İşte parasızlıktan okuyamamıştık. Yani müzik kulağımız da var. Sonra buradaki yapımcıların standartlarına baktım. Yani bunlar nasıl yapıyorlar? Baktım akraba çoğu. Yani nasıl bizim şark toplumlarında bir esnaf kasapsa arkadaş, o amca oğlu geliyor, o da onun yanına restoran açıyor veya kasapçılık yapıyor. Herkes gelmiş burada ama müzikle bir alakaları yok. İnsanlar albüm yapıyorlar, getiriyorlar. Para alışverişi var. İnanılmaz bir para kazanılıyor. Sonra standartlara bakınca dedim, bunlar yapıyorsa ben daha iyi, çok iyisini yaparım diye. İşte ilk
prodüksiyon işte o Ahmet Arif'i yapmıştık. Rami abi ile çok yakın, Rami Saltuk'la çok yakın dost olduğu için Hasrettin'den prangalar eskittim. İşte Rami Saltuk gitti konuştu. Kayıt, ilk stüdyo kaydını ben Ahmet Arif'le beraber gördüm. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hani kayıt nasıl yapılıyor öğrendim. Burada sektörde bu işleri kim nasıl yapıyor diye öğrendim. Baktım o yani çok kolay işler. Ama ne yapacağın önemli tabii. Bu sırada grup yorum Mersin'de tutuklulardı. Dediler böyle bir gençler var. 90'lardan bahsediyor. 88. 88'de ben başladım işte. 89 gibi Ahmet Arifler. Rami Saltuk'la konuştum. Ben grup yorumu yapacağım dedim. Rami Saltuk grup yorumu da ilk albümünü annemden bilezik parası almıştım galiba. Onunla stüdyo masraflarını, Cemo albümünü yapmıştık. O dönemde işte ciddi bir satış yakaladı. Sonra Emekçi'yi Almanya'dan bulduk. 12 Eylül döneminde Avrupa'ya kaçtığı için onun eski repertuarlarını topladık. Sonra yeni neler yapabiliriz diye. Sonra biz ayrıldım ben Saltuk Plak'tan. Nepa diye bir şirkette çalışmaya başladım. Çünkü fikir birliğimiz yoktu Rami abiyle. Hani orada da işte ilk Kızılırmakları yaptım. Grup yorumdan ayrılmışlardı. Ne bileyim ilk Şivan Perver, ilk Kürtçeleri, rahmetli Hasret Gültekin'le Nevrozları yaptık. Yani enstrümantal Nevroz albümü yapmıştık. Enstrümantal müzik bile yasaklanmıştı. Bir peşmergenin ağzı bantlı fotoğrafını koymuştuk. Fotoğrafı bile sansürlediler. Yani o dönemden bahsediyorum yani. Sonra orada da belli hakkımızı alamadığımız için ben dedim en iyisi bir şirket kurayım. Şirket kuracak param da yok. Abilerim mühendis olduğu için onların bir Kalan Mühendislik diye bir şirketi vardı. Ticaret Çizilik Gazetesi'ne ek yaptık. Müzik de yapabilir diye. Bizim ilk 5 ürünümüz Kalan Mühendislik diye geçer. Sonra orada gene grup yorum Zonguldak'ta Maden İşçilerin Grevi döneminde yapılmış Yürek Çağrısı albümü, Gülbahar'ın albümü. Hemen böyle bir çalışma ama sermaye olmadığı için sözle, ağızdan çıkan sözle stüdyoya vereceğiz işte çıkınca. Müzisyenlere falan filan. Böyle başladık. Kalan ismi? Kalan aslında Kalan Tunceli'nin eski adı. Evet, ders. Oradan geliyor. Tabii. Yani. Bu böyle başladı ama sadece protest, sol, üniversite öğrencilerine yönelik işlerle olmaz. Bir bunu daha geniş ne yapabiliriz diye. Buradan hiç unutmuyorum. Bir stüdyo sahibi arkadaşla beraber o müzik stüdyo aletleri almaya gidecekti. Buradan Almanya'ya arabasıyla giderken ben dedim biz beraber gidelim. Orada ilk defa ben müzik store'ların, müzik CD yeni geçiyor CD'lere. Dünyada hangi müzikler yapılıyor incelemeye başladım. Herkes eski arşivli ulusal arşivlerini yapıyor. Kapak örnekleri. Orada şeyleri gördüm. Osmanlı döneminin Osmanlı vatandaşı Ermeni, Rumların şarkılar, rembetikalar, işte tamburu cemiller, amerikalılar yapmışlar. Orada da satılıyor. Biz dedim Türkiye'de bunun aynısını hem klasik Türk müziğinde, Osmanlı müziğinde hem de Anadolu halk müziğinde nasıl yaparız? Yani, aslında çok kıymetli bir soru. Evet. İyi bir gözlem ve çok kıymetli bir soru. Dedim Anadolu'nun eski aşık ozanlarını bulup çıkaralım, kayıtlarını. O dönemde hep Türkçeleştirilmiş, biz de etnik işe de girelim. Lazcalar, Kürtçeler, Zazacalar, bu işleri Anadolu halkının kullandığı dillerden, toplumların dillerinden de müzik. Ama 12 Eylül'de bir yasa vardı, 1932 nolu yasa. Bu albümlerin çıkmasını engelliyordu. Biz de paso basmaya başlayınca işte o yasaklar kalktı. Turgut Özal döneminde bir kaldırdılar hemen. Ve biz Osmanlı arşiv müziğiyle ünlü virtüözleri çıkarınca ve halk müziğinde bu tür serilere, arşiv serisi başlayınca basın medyada en sağcısından, en solcusuna, demokratından şeyine bütün medyanın çok ilgisini çekti. Birden sahiplendiler.
Ya Hasan şunu da yapıyor, işte grup yorumu çıkarıyor. Grup yorumdan kazandığı geliri Osmanlı arşivlerine yapıyor veya halk müziği araştırmalarına veriyor. Böyle de haberler çıkınca böyle ulusal kalan müzik, yani çünkü dünyada mesela Amerika'da Simmons'ın Folkways vardır. İşte Amerika'nın ulusal ses bankasıdır. Almanya'da Pleni vardır. Sovyetler Birliği'nin Melodiya plak şirketi vardır. Yani her ülkenin ünlü bir plak şirketi vardır. Yani daha çok arşivleri toparlayan. Biz de bu yolda nasıl ilerleriz deyip ondan sonra mesela Fransa'da Chandemont vardır. Le Monde, Chandemont dünyanın sesi. Onunla çok güzel plaklar yaparlardı. Kalan da biz bu arşiv serisini yapınca bu arada dünya da bizi fuarlara gidince aa dediler çünkü Anadolu müziğini, Türk müziğini ne sesiyle aşık bağlama sesi gibi görüyorlardı. Biz Erkan Oğulları, Birol Topaloğulları o Karadeniz müziklerini Aynur'u yapıp uluslararası fuarlarda tanıtmaya başlayınca yabancı medyanın da çok ilgisini çekmeye başladı. Aslında Anadolu'yu tanıttı. Tabii. Türkiye standı kuruyorduk. Bir anda işte BBC'ler, The Times'lar, Time dergileri, Liberasyon, Süddeutsche Zeitung, dünyanın bütün gazeteleri kalan müzikle ilgili haber yapmaya başladı. İşte Liberasyon Anadolu'nun sesini dünyaya tanıtan BBC işte biz işte Hasan Saltık olmasaydı veya kalan müzik olmasaydı biz Anadolu'nun zengin kültürünü keşfedilememiş olacak. Bunun gibi bir sürü başlıklar, haberler. Dünyada da çok popüler olunca bu tabii dünya marketlerine de girmeye başladık. Yani biz... Çin endüstri şekli. Böyle. Tabii. Japonya'da, Tokyo'daki en iyi müzik mağazalarında işte kalan köşesi vardı. Kalan müzik köşesi. Biz burada Şanzelize'de Fnac mağazalar var. Fransızların meşhur müzik kitap mağazası. İşte kalan müzik diye özel bir bölümü var. Londra'da Virgin'e veya Times Square Meydanı'nda New York'a gittiğimde işte orada Tower Records var. Orada kalan müziğin bütün ürünleri. Bir anda böyle şey olunca böyle bir popüler hale geldik. Dünya basını, televizyonuna da bizimle ilgili çok haber yapınca ama biz burada Türkiye'de çok baskıya uğradık tabii bunları yaparken. Özellikle 12 Eylül'ün ardından yani kalan yükselen bir serüven. Ve beslendiği Anadolu kültürüne baktığımızda bu baskılardan zaten nasibini almaması beklenemez. Ya biz şimdi işin gerçeği biz her zaman yani prodüksiyon yaparken şey yaparken biz kendimizi zaten demokrat, sol, Alevi bir şirket olarak görüyoruz. Yani bir ama bunun yanı sıra yani tarikat müziği de yaptık. Ama bunları bir kültür olarak yaptık. Yani bir yerin, bir kimselerin hiçbir zaman adamı olmadık. Hep bağımsızlığımızı koruduk. Veya hiçbir gruba tabi olmadık. Devletle mesela hiçbir zaman çok bizden istediler, ticari bir ilişkiye girmedik. Yurt dışından vakıflar size yardım edelim, çok iyi işler yapıyorsunuz dedik. Dışarıdan 25 kuruş para koydurtturmadık. Hep kendi kaynaklarıyla böyle büyüdü. Ve Türkiye'nin de öyle bir popüler oldu ki bir ara hani kalan müzikten ne çıktı diye alanlar vardı. Yani bir de üniversite öğrencileri camiasında, çevresinde. Bu hem çok büyük bir sempati yarattı. Mesela Kültür Bakanlığı bir ara bizimle uğraştı ama protestolardan Kültür Bakanlığı bizim lisansımızı geri almıştı. Yani bizi kapatmaya çalışıyorlardı bir ara. İşte şeyler sol albümler yapıyor veya Kürtçe albümler yapıyor diye, bölücü albüm diye çok yargılandığımız da oldu ama her zaman biz yani gittik savunmamızı yaptık. Kardeşim bu böyledir, bu böyledir. Ve buna kimse dayanamadı. Yani sonuçta da dayanamadı dediğim yani bir şey çıkmadı. Bu, daha sonra bu yasaklanan albümler veya benim yargılandığım albümleri bir sonraki hükümet mesela aldı Dışişleri Bakanı dünyaya dağıttı. Yani böyle de şeyler de oldu. Sonuçta baktılar ki bu Hasan bölücü mölücü değil. Hani gördüler yıllar geçti. Şimdi bir bölücü falan zannettiler. Şimdi de rahatız. Rahat rahat işlerimizi yapıyoruz. Zaten biraz da hani artık serbestleşti bazı şeyler. Şey ama çok badireler atlattık. Bir ara haftada bir gün ben yani DGM'sinden tut basın savcısında artık ifade vermekten. Hiç yorulduğunu hissettin mi Hasan abi?
Yo, bir ara çok ciddi bir baskı, polis de bastı burayı çok. Ama şey yapmadık öyle, her zaman mücadelemizi verdik. Mesela o dönemin hakimleri, savcılarına ben kardeşim yani Lazca'da yapacağım, Kürtçe'de yapacağım. Yargılıyorsan yargıla, içeri atıyorsan at. Yani bunu da söylüyordum ama eski Osmanlı marşları da yapıyorduk. Önemli taş plakları da temizleyip yapmaya başladık. Yani zaten objektif olarak bir bakan, ulan bu Türkiye Anadolu'nun zengin arşivini çıkaran adam. Biz bu herifi ne yapacağız? Hapse atsan ne olacak? Biraz da Yargıtay'daki hakimleri de anladım. Başta bu Vural Savaş mesela bir ara korumaya aldı bizi. Hatta haber bile olduk. 3 yıl hapis cezamı benim erteledi. Şeyden dolayı. Başımıza neler gelmişti o zaman? Çok patireler atlattık. Yani ama çok ciddi arşivleri Osmanlılara ait, Anadolu'ya ait ve Türkiye'ye ait bir sürü arşivi dünyanın her yerinde ben toplayıp getirdim. Yani Amerika'dan getirdim buraya, çok kayıt vardı oralarda. İngiltere'den getirdim. Yani buraya Türkiye'ye kazandırdık. Bunların normalde Türkiye'de bakanlıkların, üniversitelerin, konservatuarların yapması gerekiyor. Şimdi tam bunu söylediğinde aklıma bir şey geldi Hasan abi. Ruhu şad olsun. Yıldızlar ona kesinlikle yoldaşlık ediyor biliyorum. Neşet Ertaş, Neşet Baba. Türkiye'ye gelişi enteresan. Tekrar gelişi. Onda yani sen ya, o işin mimarısın. Ben biliyorum. Tabii ki. Biraz bahseder misin? Nasıl yaptın o işi? Hani Amerika'dan tamam arşiv getirdin de Türkiye'nin arşivlerinden birisi de Neşet Ertaş. Onu nasıl getirdin? Neşet Ertaş bir de Türkiye'ye küsmüş bir insandı. Ben asıl babasının kayıtlarıyla ilgileniyorum. Muharrem Usta'nın kayıtlarını bulduk biz bir yerde. Neşet abiye gittim. Sağ olsun bizim Bayram Bilge Tökel'de aracı olmuştu. Otelde buluştuk, dedim ki Muharrem Usta'nın kayıtlarını biz yayın arşiv serisinde yayınlamak istiyoruz. Ondan sonra babasından çok etkilendiği için zaten ufak da bir teyip götürmüştüm. Kaydın temizliğini, yani ne kadar bak temiz kayıtlar bunlar. Makara bantlarını bulmuştuk çünkü. Basınca kötü oldu kendisi, ne olur alsan kapat dedi. Neyse biz bunu çıkardık. Götürüp telif de verince Almanya'ya gittiğimde bir gün abi dedim, hem orada telif vermiştim hem de abi sattı. Artı telif verince nasıl yani dedi. Bunlar kaset albüm yaparlarken bir defa para alıyorlarmış. Bizde hani royalty nedir bilmiyorlar, hani satış başı. Tekrar abi bu sizin Muharrem Usta'nın hakkı deyince Allah Allah dedi. Abi dedim senin bir sürü albümlerin var piyasada dedi. Sen onlardan kimse sana telif vermiyor mu? Yo dedi. Hatta dedim bak şu firmalar yapmış. O firmaları tanımıyorum ki dedi. O dönem zaten öldüğünü zannetmişler. Burada herkes korsan morsan basıyormuş. Abi istiyorsan dedim ben ilgileneyim senin işlerle dedim. Hani bu korsanları engellemek için. Bana dedi kimler söz vermedi dedi. Hani senin hakkınla ilgili dedi. Hep palavra çıktı dedi. E dedim bak dedim bir tane de benim dedim. Bak belki de palavra çıkacak dedim. Bir de beni dene dedim. Allah Allah dedi. İyi dedi. Vekalet verdi bana. Ben burada bir operasyon, bütün korsan albümlerini toplayıp, teliflerini de toplayıp kendisine dedim atla gel. Kendisine bir para, hayatında görmediği bir para. Hem korsanları da engellemişiz. İnanamadı. İşte gitti İzmir'deki meşhur evini aldı. Gitmiş ertesi günü vekalette benim bütün haklarım hastanındır artık her şeyim. Abi dedim ben bu çoluk çocuğum var, ben bunları kabul etmem dedim. Geri hani itiraz yazısı yazdık. Sonra ben albümlerini dedim, bu albümlerini topladık artık ne yapacaksın? Artık dedi senindir dedi, sen çıkar dedi. Sen hak yemezsin dedi. Ondan sonra sen zaten dedi bizdensin dedi. Biz dersin dediğini ben çünkü o döneme kadar Alevi olduğunu bilmiyordum işte Bektaşi şey. Hani o zaman itiraf etti. Biz dedi Hasan dedi Pir Sultan Abdal Türkler okuduğumuzda dayak yerdik dedi babamla. Neyse haklarını topladık. O dönemde de bizde Kardeş Türkler, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu gülüm patlamış. Gülün kokusu vardı albümü patlamış. Kardeş Türkler Doğu albümü.
İşte Neşet, Açık Hava'yı da eskisi gibi kimse dolduramıyor popçular onun için. Mustafa Oğuz vardı, Mos Prodüksiyon. İşte bir gün Hasan nasıl dolduracağız burayı, senin bir önerin var mı? Dedim bir güzel bir kahve makinesine bahse gireriz seninle dedim, İtalyan kahve makinesine. Ben sana 3 sanatçı önereceğim dedim. Üçünde de yani dışarıda giremeyenler olacak. İzdiham olacak. Konser işte Neşet Ertaş, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu. Sonra bir de Kardeş Şükürler. Abi üçünde de yer kalmadı. Neşet Ertaş'ı ikna etme işine geliyorum. Neşet abiyle artık o kadar güven ilişkisi oluşmuş ki. Ben gelmem, ben ne yapayım Türkiye'de. Ben konser vermeyeli yıllar oluyor. İşte Almanya'da çünkü artık düğünlerde veya şeylerde evet. Çıkıyor. Ne salonu dedim, Açık Hava Salonu. İşte 5000-6000 kişi alıyor dedim ayakta falan. Mümkün değil, ben gelemem. Dedim geleceğim. Sen gel bir konserini ver. O da zannetmiş ki Kırşehirliler, İstanbul'daki şeyler. Abi dedim bak, bütün üniversite öğrencileri burada olacak. Dolayısıyla hani sen konserin çık, oku, nasıl okuyorsun? İkna ettim, geldi. Zaten ilk defa döndü diye bütün medya basın peşinde. Neşet Ertaş döndü 30 yıl sonra konser verecek diye. Açık Hava'yı yaptık. O da seyirciyi görünce zaten şoka girdi. Yani o kadar salonu. Kuliste de hatta şeyle beraber gittik yanına. Bizim Şener Şen, Hasan dedi bir kulise gidelim dedi. Onları da hemen tanıştırdım. Ondan sonra o Şener Şen'i görünce de rahatladı. Biraz şeydi, gergindi. Rakı verdim bir şey. İkinci istemedi. Hasan dedi konser, konser. Normalde Neşet abi rakıyı çok sever. Şener Şen'i görünce, seyirciyi görünce ya Hasan dedi bizim ablaları perde arkasından bakıyor kalabalığa. Bizim ablaları göremedim dedi. Kırşehirliler mi? Onlar dedi muhtemelen ceplerinde para yoktur Hasan dedi. Onlar kesin dedi dışarıda dedi. İç ceplerinde de kaşıklar vardır dedi. Diğer ceplerinde de konyakları vardır dedi. Onlar dedi Hasan dedi onlar olmadan olmaz yazık. Benim gariplerimi içeri al dedi. Ben de Mustafa Oğuz'a söyledim. Gerçekten Açık Hava'nın dışına çıktım, bir park yeri vardı orada. Bütün zaten tiplerinden belli oluyor Kırşehirli oldukları. Gerçekten de bir 70-80 kişi orada oturmuşlar. Neşet abi 30 yıl sonra gelmiş. Dışarıdan dinleyeceklermiş. Onları da ara merdivenlere oturtturduk. Onlar zaten öyle bir şov yaptılar ki o kaşıkları çıkardılar, şeyleri yaptılar. Şahane bir konser oldu. Neşet abi de zaten onları gördükten sonra coştu iyice. Neşet abinin Türkiye ile barışma seansı budur. Çok gurur verici bir tablo. Yani sen anlatıyorsun. Hakikaten böyle Hasan abi. Sen anlatıyorsun. Gurur duyuyorum. Yani bunları, bu değerleri buraya taşımak, bunların yürütücüsü olmak, haklarını koruyan tarafta olmak, onlara herhangi bir tırnak içinde saldırı olduğunda göğüslemek haklar açısından. Ama biz sadece Neşet Ertaş değil, biz yani grup yorumu da yaptığımızda, Kardeş Şükrü'yle de yaptığımızda, Erkan Oğur. Tabii ayrı ayrı yani söylemedim. No name'lere hep yaptık. Yani sıfırdan çok sanatçı yarattık biz. Yani ve sadece patron sanatçı ilişkisi olmadı. Biz çok Aynur, korumaya aldık. Yani biz Aynur dünyaya armağan ettiniz. Cengiz Özkan'ıydı, Aynur'uydu. Aynur ki dünyanın en iyi salonlarında konser verdi. İnce Saz'ıydı, Yansımalar'ıydı, İsmail Altunsaray. Yani bizde o kadar çok şey vardı ki. Ama hepsinde böyle bir koruma işgüdüsüyle hallettik. Yani iyi savunduk, haklarını iyi teslim ettik. Sanırım ayrışan yer de burası değil mi Hasan abi? Yani o ilişki dengesini kurmak. Ben hiçbir sanatçıya, mesela Karadeniz furyasını biz yarattık. Bütün Karadenizli sanatçıları Kalan'da hep meşhur oldular. Bir Karadeniz Türkleri furyasını yaratan, yani artık o kadar gücümüz vardır ki mesela Elba'da Rumeli dizisi olduğunda Rumeli türkülerini patlattık. Yani öyle bir türkülere yön verme şeyimiz oldu. Şimdi dizilerde olduğu gibi. Mesela dizilere baktığınızda bütün dizilerde Kalan Müziği'nin izlerini görürsünüz. Ya şarkı yapıyoruz, ya dizinin kendisini yapıyoruz. Yani
hangi dizi olursa olsun, hani şarkılar, türküler hep bizden çıkmadır. Çoğu, %50'si. Hasan abi, tam oraya geleceğim. Müzik sektörünün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o şaşalı dönem aslında dijital teknolojiyle... Valla fiziki satış CD bitince artık arabalarda bile CD çalar yok. Dünyadaki bütün müzik şirketleri böyle bir dibe vurdu. Kapananlar kapandı. Ama repertuarı iyi, geniş olanlar, direnebilenler bu dijital dünyanın, akıllı telefonların çıkmasıyla uç noktaya geldi. Yani şu anda dijital gelire göre her şey hareket ediliyor. Ama müzik sektörünün durumu artık bir sanatçı için çok zor. Yani bir albüm yapmak artık bir firmanın finanse edebileceği bir şey değil. Ancak çok eskiden olduğu gibi çok popüler bir iki türkü yaparlarsa, single yaparlarsa ancak öyle gündeme gelebilirler. Eskiden müzik eğlence programları, müzik kanalları vardı. Oraya klibini yayınlatmak için bir de para veriyordunuz. Müzik kanallarını da kimse şimdi izlemiyor. Yeni kuşak artık akıllı telefondan izliyor. Onu da ya birbirlerine haber göndererek yaygınlaştırıyorlar ya da herhangi çok popüler bir dizide veya programda şarkı yayınlandığı zaman zaten elden ele dolaşıyor. Yani aslında bir nevi çok kolaylaştı, bir nevi de çok zorlaştı. Yani er meydanına döndü. Yani sanatçının artık albümden para kazanma şansı biraz zor kalmadı. Dijitaldeki payını alabilir. Ama iyi sanatçıysa konserleri şeydir. Yani alıp götürüyor. Alıp götürüyor tabii. Konserlerde mevcut koşullarda pandemi süreci 10 yıl diyenler var. Yani... Yok, ben ya pandemi bu virüs daha hani olabilir, mutasyona uğrayabilir, şey yapabilir ama bu zannediyorum bu aşıyı herhalde bulan, yani temin edebilenler Mayıs Haziran'a kadar bitireceklerini düşünüyorum, en azından %70 nüfusunu. Ondan sonra sınırların açılacağını düşünüyorum. Benim asıl düşündüren üçüncü dünya ülkeleri. Yani aşı tedarik edemeyenler. Yani İsrail şu anda neredeyse bitirdi. İngiltere %17'sini yaptı neredeyse. 130 ülke henüz aşıyla, bir tek aşıyla buluşamamış. Evet. Yani ama işte ama zannediyorum bu aşı belki de 6 ay sonra eczanelerde işte artık bulunacak diye düşünüyorum. Şu anda böyle bir ilaç sektörünün olduğunu bilmiyoruz. Belki de en büyük mafya onlardır. Yani üretim azdır. Dünya Sağlık Örgütü olabilir. Dünya Sağlık Örgütü garibim, ne yapsınlar? Trump onlarla çok uğraştı. Mutlu musun Hasan abi? Yani bir insan yaptığı işi seviyorsa tabii ki mutlu. Yani biz bu işi severek yapıyorum ben. Bir de çok badire veya ekonomik sıkıntılar atlattık. İki defa ekonomik krizden etkilenip battık. Dibe vurduk. Gene çıkmayı becerdik. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de en çok etkili 3. 4. şirketiz. Yani güç bakımından söylüyorum. Piyasanın CD satış döneminde de her 100 CD'den 6 veya 7 tanesi kalan müzikti. Şimdi dijitalde de dizilerdeki veya sosyal ilişkimiz ve dizilerdeki, filmlerdeki gücümüz, film müziği işine girdik. Çünkü biz stüdyoları ona göre şey yaptık, müzisyenleri ona göre yetiştirdik. Sektörde çok ciddi bir pazar payına sahibiz. Bizdeki sıkıntı şu, herkes kalan müzikte iş yapmak istiyor. Bizim de hani yani fazla sanatçı alabilecek kapasitemiz yok. Yani bazılarına üzülüyoruz ama yani elemek zorundayız. Eskisi gibi değil işler. Yani çünkü artık CD satamıyorsun. Yüzlerce sanatçı, abi ben türkü yaptım, beni diziye koy, beni şuraya koy. Çünkü artık dizi önemli hale geldi. Artık herkesle uğraşamıyoruz. Onun için daha seçici davranmaya çalışıyoruz. Mutluluk sorusu? Ya mutluluk şöyle. Ben sanatçılarıma şimdiye kadar elimizden geldiğince faydalı olduk. Ülkeye de olduk. Çok iyi bir arşiv kazandırdık. Evet, orada müzik sektöründeki çıtayı teslim ediyorum. Dolayısıyla da tabii yani mutluluk dersen hiç bizden mutluluk yok. Alçak gönüllü olmaya hiç gerek yok. Çok tabii ciddi hiç bir konuda mütevazı değilim zaten. Yani biz işimizi ciddi yapıyoruz. Çok iyi yaptınız, evet. O iş muhteşem bir iş oldu. Ben
Ve bizim daha çıkarmadığımız çok arşiv var, çok iş var. Ömrümüz yeterse yapacağız. Yani biz bir de bazı işleri yaparken şey yapmıyoruz, yani illa da para kazanacağız değil. Zaten kazandığımız paranın bir bölümünü, yani önümüzdeki yıl 30. yılımız mesela bizim. Yani hiç para kazanmayacağız ama çok ciddi arşiv işlerine ayrılıyor. Mesela Karaman Türklerini şimdi hazırlıyoruz. Karaman Türkleri mübadele döneminde bizim buradan kovduğumuz Hristiyan Türkler. Gariplerin Müslüman değiller diye biz sürmüşüz vatanlarından. Onların Türkler ağıtları çok iyi, çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Ondan sonra çok iyi Osmanlı Ermenilerinin icra ettiği, Amerika'ya kaçanlardan söylüyorum, çok iyi icra ettikleri Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Anadolu Türküleri var. 3 CD onlar hazırlanıyor. Sonra Aşiles Usta var. Balıkesir'de çok iyi türkü derlemeleri yapmış. Chicago'da ölmüş. Aşiles Usta'nın arşivlerini ailesinden bulduk. Şimdi pandemim için Chicago'dan o kayıtları alıp getireceğim. Onları çıkaracağız. Balıkesir, Marmara türküleri. Devam ediyorsun arşivcide. Ben işte bunu seviyorum. Beni mutlu eden olmadık bir şeyi ortaya çıkarmak. Çok güzel abi. Bir de sen biliyorsun bizim sound'umuz çok değişik. Mesela türkülere biz başka bir açıdan bakıyoruz. Bilindik türküleri çok popüler hale tekrar getirebiliyoruz işte. Erva'ya Ezel'den Grup Abdal'ı okuttuk. Olay oldu tekrar. Yani türkü barlarda çalınan veya radyolarda çalınan türkü repertuarının çoğunu bizim yaptığımız popüler. İşte Minnet Eylemem, Biz Ortaya, Ruhumda Sızı. Yani onlarca türküyü biz tekrar gündeme getirdik. Yani çok iyi değerlendirebiliyoruz. Stüdyodaki bizim aranjörlerimiz de iyi, müzisyenlerimiz de iyi. Bir değişik bir bakış açısıyla yapıldığı zaman o aranjörler, söylemler, bu bizi popüler kılıyor tabii. Yani bu da arşivin zenginliğinden kaynaklanıyor. Yani çok iyi arşiv var, çok iyi türküleri tekrar ısıtıp yeni baştan yeni düzenlemelerle. Emeğine sağlık Hasan abi. Yani bizim açımızdan hakikaten ben şimdi bir dinleyici olarak, yani müzik takipçisi olarak kendimi konumlandırdığımda kalan müzik, o biraz önce sohbette geçtiği gibi kalan müzikten çıkan bir şey, herhangi bir şey bir kalitededir, bir anlayıştadır, bir nitelik taşıyordur imajıyla elime aldığım şeydir. Bunu yarattığın için, bunun arkasında olduğun için çok sağ ol, var ol. Bize kalanı ve bu arşivleri sunduğun için çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Hasan abi. Sohbetimiz çok güzel, vaktimiz dar. Bizim programımızın bir hınzır bir sorusu var. Sana da soracağım onu. Elinde sihirli bir değnek olsaydı Hasan Saltık'ın, ne yapmak isterdi? Yani şu andaki gündeme göre söylüyorum. Şöyle bir pandemiyi bitirdim. Çok sağ ol Hasan abi, bize mekanını açtın, dünyanı açtın. Güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili dostlar, unutulmaz bir sohbete sizin evlerinizde, siz de şahitlik ettiniz. Yaşamın İzinde programında Hasan Saltık'ı, kalan müziği konuştuk. Hikayesinin izini sürdük. Bir dahaki Yaşamın İzinde programında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.